Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kur'an-ı Kerim'de geçen salih amel kavramı üstünde duruyoruz. 52 yerde imandan sonra ve amelü salihat kaydıyla anlatılan salih amel, farklı kalıplarıyla 136 defa Kur'an-ı Kerim'de geçen salih, salihan, salah gibi kavramlarla ısrarla üstünde durulmuş. Özellikle kurtuluşun şartları anlatıldığı yerlerde imandan sonra salih amel kavramı hep daima tekrar etmiş, tekrar ede gelmiştir. Salih amel kavramı nedir? Bunun üstünde duruyoruz. Şu ana kadar iki sohbet yaptım. Bunlardan birincisinde Kur'an-ı Kerim'in geneli içerisinde salih amelin kayıtları üstünde, şartları üstünde durduk, dört madde halinde. İkinci sohbette ise salih amel, zamana, mekana, şartlara, şahıslara ve makama göre değişebileceğini, Risale-i Nur külliyatından ve peygamberlerin hayatından misaller ve Efendimiz Aleyhisselam'ın nurlu beyanatından bir kısım dikkat çeken ifadelerle ele almaya çalıştık. Ve bugün üçüncü ana bölümüne kısaca temas edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de vaamilü salihat ile Cenab-ı Hak bize nelere anlatmış olabilir veya ameli salih nedir? Meallerde iyi işler, iyi ameller olarak kısaca tercüme edilen bu ifade aslında Kur'an-ı Kerim'de çok yönleriyle de ele alınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de terkiplerin uyumu vardır. Buna müstetbaatü terakip denir ilmi belagatta. Yani yukarıda bir cümle geçiyor. Orada kapalı bir ifade var. Ama aynı manada bir başka cümlede geçen kelimeler yukarıdaki kapalı olan kavramın açılımları demektir. Bu Kur'an-ı Kerim'de de oldukça fazladır. Ve tabii ki hadis-i şeriflerde de özellikle rical ilminde oldukça fazladır. Kur'an-ı Kerim'de فَاُولَٰئِكَ مَعَلَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّد۪ق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا ayeti. Bu ayet Fatiha suresindeki اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ayetinin de tefsiridir. Fatiha'da günde 40 defa istediğimiz ey Allah'ım bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Öyle bir sırat-ı müstakim ki daha önce o yolda gidenlere sen nimetler verdin. Nimetlerine mazhar ettin. Demek ki o işlek bir cadde. Cadde-i Kübra. 124 bin tane peygamberin gittiği geldiği cadde. En'amta aleyhim'deki onlar. Sen onlara nimetler verdin. Onlar kim? En'amta aleyhim'deki kapalılığı şimdi ayetlerin tetabuki içerisinde, müstetbaati içerisinde başta okuduğum ayet açıyor onu. Feulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim. En'amta aleyhim Fatiha'da, burada ise en'amallahu aleyhim aynı manayı farklı bir şekliyle açıyor. Him'deki onlardan maksat nedir? Minen nebiyyin ve sıddikin ve şühedai ve salihin. Şimdi burada bir sıralama var. Nebilerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden. Pekala buradaki nebilerden murat kim? Salihlerden ümmet içinde işareti kim? Şehitler kim? Salihler kim? İşte bu ayetteki ifade sistematiğini, dengeli akışını Fetih suresinden ele aldığımız zaman Muhammedur Resulullah minen nebiyinden en zirvesinde Muhammedur Resulullah var. Ve sıddikin
Fetih suresindeki ayetlerin, terkiplerin tetabuku içerisinde, müstetbaatı içerisinde, o da vellezine ma'ahu, mahiyeti nebeviye ile namdar, sıddık lakabıyla meşhur, Hazreti Ebu Bekir'in sıddık nübüvvetten sonra geliyor. Birinci sırada ümmet içinde. Ve şühedâ-i şehitler. Bu şehitler kim? Tekrar Fetih suresindeki sıralamaya geçtiğimiz zaman eşittâ-i alel küffer, mümeyyiz vasfıyla Hazreti Ömer. Ruhamâ-ü beynehum terâhum, mümeyyiz vasıflarıyla Hazreti Osman. Rükkân, sücceden çok rükû, çok secde yapan, rükû ve secde halinde şehit edilen Hazreti Ali. Demek ki terkipler birbirini alt alta koyduğunuz zaman üstteki mana altta açıklanıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de oldukça fazladır. Müstetbaatü terakip deniyor buna. Ve hasüne ülaike refikada, onlara arkadaş olanlar ne güzel arkadaş. Ama ve hasüne işaretinde aynı zamanda Hazreti Hasan'a da dikkat çekmek suretiyle hadis-i şeriflerdeki benden sonra hilafet 30 sene olacaktır. 4 Raşid halifenin 29 sene 6 ay, 6 aya ihtiyaç var. Zaten Hazreti Hasan da 6 ay hilafette kalıp sonra sulh şartlarıyla, sulh hayırlıdır her zaman. Es-sulhu hayır, es-sulhu hayır Kur'an-ı Kerim'de mükerrer defa geçen bu tembih, bu mana, bu muhteva Hazreti Hasan da tecelli etmiş ve Muaviye ve taraftarlarıyla sulh olarak anlaşma maddelerinden sonra hilafetten çekilmiş. Hakkını onlara devretmiş, hakperest davranmıştır. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'den çok misaller verebiliriz. Tekrar ediyorum, buna müstetbaatü terakip deniyor. Terkiplerin uyumu. Yukarıdaki sıralama ile alttaki farklı bir sıralamayı alt alta dizdiğiniz zaman tam denk geliş çizgisinde yukarıdan aşağıya, yukarıdaki kapalı olan şeylerin aşağıda açılımlarının, izahlarının neler olduğu fikrini veriyor ve ayetler ayetleri tefsir ediyor. Tekrar ediyorum, buna müstetbaatü terakip deniyor. Eğer bu hususu anlatabildimse şimdi ana mevzum olan salih amel kavramına gelelim. Kur'an-ı Kerim'de salih amel innellezine amenu ve amilussalihat ile sadece bu terkip içerisinde 52 defa geçiyor. 52 yerde geçiyor. Onlar ki iman ettiler ve salih amel işlediler. Pekala, imandan sonra salih amel geliyor. Başka ayetlerde acaba imandan sonra ne geliyor, ona bakacağız. Ve işte başka ayetlerde imandan sonra gelen salih amel sıralamasında, denginde ne anlatıldıysa Cenab-ı Hakk'ın ve amilus salihattan da muradı bu olduğunu terkiplerin müstetbaatı uyumu içerisinde anlamaya çalışacağız. Bu hususta Bediüzzaman Hazretleri İşaratül İcaz'da bendeki kitaba göre 152. sayfada Kur'an-ı Kerim'de geçen Bakara suresindeki 25. ayet. Ve beşşirillezine amenu ve amilussalihat ila ahir ayet uzunca cennetin tasviriyle de devam ediyor. İman eden ve salih amel yapanlara müjdele. Müjde ver. İşte şu anlatılan cennet müjdesini ver. Burada Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Mısır müftüsü Şeyh Muhammed Abduh Hun telakkisine göre İyi şeyler manasında olan salihat. Zaten iyi şeyler, iyi ameller, ve amilus salihati iyi ameller olarak tercüme etmişler. Bu diyor, salihat kavramı beynan nas, insanlar arasında meşhur ve malum olduğundan, yani salih amel dendiği zaman herkes iyi amellerin ne olduğunu bilir. Onun için arife tarif gerekmez, arife işaret yeter nevinden, Kur'an-ı Kerim burada salih ameli mutlak bırakmıştır. Bir önceki sohbette mutlak kaydının ne manalara geldiğine temas etmiştim. Bediüzzaman da diyor ki, ben de diyorum ki,
Surenin başına itimaden burada müphem bırakılmıştır. Çünkü sure başında zikredilen ve yukimûne salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn ayeti buradaki salihatı beyan eder. Şimdi müstetbaatı herhalde anladık. İnnellezîne âmenû ve amilus salihat ve beşşirillezîne âmenû ve amilus salihat. İmandan sonra salih amel kavramı geliyor. Halbuki surenin, Kur'an-ı Kerim'in en başında, Bakara suresinin de en başında Cenab-ı Hak imandan sonra neyi zikretmiş? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَائِبِ Onlar ki gaybe iman ediyorlar. Bu, Vel-Asr suresinde de geçen اِلَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا'ya tevafuk, tetabuk ediyor. Veyahut da اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَى Kehf suresinin sondan 4. ayetinde anlatılan iman ve salih amel, iman ve salih amel. İşte bu 25. ayette Bakara suresinde anlatılan ve beşşirillezine amenu ve amilu salihat. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de imandan sonra salih amel geliyor. Az geriye döndüm. Bakara suresinin başında ise yine imandan sonra anlatılan ameller var. Salih ameller nedir imandan sonra gelen? İşte bu terkiplerin tetabuki içerisinde ve yukimûne salâte. Çünkü ellezine yu'minûne bil gayb'tan sonra. Emenü'den sonra, buradaki emenü, ellezine yu'minûne bil gayb. Ondan sonra gelen ve yukimûne salâte ve mimme râzaknâhum yunfikûn. Onlar ki namazlarını ikame ediyorlar ve Allah'ın verdiği şeylerden de infak ediyorlar. Demek ki salih amelin en başında namazı ikame etmek var. Etmek var. Ferdi hayatımızı, ruhi, kalbi, fikri hayatımızı ayakta tutan ve sonra toplumu ayakta tutan da Allah'ın verdiği şeylerden infak etmek vardır. Ve vellezîne yu'minûne bimâ unzile ileyk'ten itibaren ta Kur'an'ın sonuna kadar minel cinneti vennâs'a kadar bu ellezîne yu'minûne bil gaybın açılım ve izahından ibarettir. Demek ki salih amel dendiği zaman Kur'ani manada aklımıza ilk gelecek amel namazın ikamesi ve Allah'ın verdiği şeylerden de infak. Kur'an-ı Kerim'de namazla zekat 30 küsur yerde beraberce geçer. Tefsirlerde bu çok derince anlatılır. Ama benim burada anlatmak istediğim mesele namaz, zekat değil. Salih amel kavramının Kur'an'daki ifade şekli, sistemli anlatımın uyumları, müstetbaatı içerisinde birbirlerini izah eder mahiyette. Yukarıdaki bir kapalılığı, aşağıdaki ayetler ne olduğunu ifade ediyorlar. Demek ki salih amellerin en başında namazı ikame etme ve zekatı veya Allah'ın verdiği şeylerden infak etme vardır. Aşağıya doğru devam ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde çokça ifade edilir. Ama ben anlaşılması açısından bir misal daha vermek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'deki iman ve salih amel müstetbaatı içerisinde neler olabileceği, salih amelin açılımında neler olabileceğine dair. Mü'minun suresinden misal vermek isterim. Kur'an-ı Kerim'in 23. suresi olan Mü'minun suresi 118 ayetten ibaret ve Mekki dönemde daha çok nazil olduğu söylenir. Kad eflahal mü'minun ile sure başlar. Muhakkak ki mü'minler felah buldular. Önce iman. Yani innellezine amenu'deki iman. Kad eflahal mü'minun. Kad eflahal mü'minun ellezine yu'minune bil gayb ile anlatılan iman. İşte bu mü'minler felah buldular. İşte imandan sonra gelecek, anlatılacak hususlar da başka ayetlerde imandan sonra gelen ve mutlak bırakılan ve amilus salihatın da açılımı demektir. Herhalde bu mevzu o kadar önemli ki İzmir Karşıyaka'da Merkez Camii'de bir vaaz yaptıktan sonra
herhalde emekli bir kumandandı, generaldi. Bu mevzuda geniş bir çalışma yapmış. Kur'an-ı Kerim'de salih amel kavramıyla alakalı. Ben de onu orada tanımış oldum vaaz münasebetiyle. Bana genişçe Kur'an-ı Kerim'deki salih amel kavramını, işte yalan söylemeyeceksin, başkalarına faydalı olacaksın vesaire, bayağı gerçekten ciddi bir çalışma yapmış, tebrik ettim kendisini. Bunlar mı acaba, bunlar yeterli midir gibi bir şey soru olarak karşıma çıktı hazırladığı dosya ile. O anlatılanlar doğru. Çünkü ellezine yu'minne bil gayb'tan sonra gelen, ta Kur'an'ın sonuna kadar anlatılan her şey vamilus salihat kaydı içerisinde tahlil edilebilir. Ama fakir de bunları anlattı ona, özellikle az önceden beri anlatmaya çalıştığım müstetbaat. Yani Kur'an-ı Kerim'de terkiplerin sıralanmasında yukarıda kapalı bir terkip, aşağıda aynı hizada, aynı mantıkla gelen açılımlarda ne varsa, işte yukarıdaki kapalı olan kavramın açılımı onlardan ibarettir. İşte innellezine amenu kad eflahal mu'minun. Ve amilus salihata ise burada ellezine ile devam ede giden bir kısım ameller de ve amilus salihata giriyor. Mesela ellezine hum fi salatihim haşiun. Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler. Demek ki salih amelde yine burada en başta namaz var. Pekala, Bakara suresinin en başındaki ellezine yu'minne bil gayb'tan sonra salih amel kavramı yerinde birinci mesele neydi? Birinci ibadet o da ve yukimuna salah idi. Bak orada namaz imandan sonra, burada da yine namaz imandan sonra salih amel yerinde ifade edilen. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّوْوِ مُورِدُونَ İkinci salih amel, onlar boş şeylerden uzak olurlar. Böyle levhiyat ile, lavhiyat ile meşgul olmazlar. Mümin tarifi içinde de bu mesele ele alınır. Yani kamil mümin böyle malayani şeylerle meşgul olmaz. Sonra وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Zekat vermek için faildirler. Bunlar amilus salihat. Salih amel kavramının Kur'an'daki açılımlarıdır. Ve sonra vellezinehum lifurucihim hafizun. Onlar mahrem yerlerini günahlardan korurlar. İlla ale ezvecihim ev ma meleket eymanuhum fe innahum gayrun melumin. Fe men ibtaga vera zalike fe ulake humul adun. İşte yalnız eşleri ve cariyeleri ve ilişki kurarlar onlarla. Çünkü bunu yapanlar ayıplanamazlar şeklinde. Ama bu sınırın ötesine geçmek peşinde olanlar işte onlardır, haddi aşanlar diyor. Salih amel kavramının farklı bir sınırı. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَاُونَ O müminler salih amel olarak şunları yapacaklar. Üzerlerindeki emanetleri gözetirler. Verdikleri sözleri tam tamına uyarlar. Ahit, gerek kendi aralarında sözleşme, gerekse Allah-u Teala'ya karşı verdiğimiz sözler olarak da sınırı geniş. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 9. ayet, onlar namazlarını vaktinde eda edip namazlarını muhafaza ederler. Bir devamlı kılarlar, tatil erkan üzere kılarlar. Namaz kılınca kazandıkları sevabı arkasından günah işleyerek de sevapları yok saymazlar, nötrleştirmezler. Sevaplarını muhafaza ederler. Ülâike humul verisûn 10. ayette de ellezîne yerisûnel firdevs hum fîhe hâlidûn. İşte varis olanlar ebedi kalacaklar. Firdevs cennetine varis olanlar onlardır demek suretiyle burada amilus salihat, imandan sonra salih amel kavramının geniş bir açılımı yapmış ve Firdevs cennetine gidecek olanlar da onlar demiştir. Zaten Bakara suresinin başındaki 25. ayette de cennete gitme şartı olarak ve beşşirillezine amenu ve amilus salihat. Sonra enne lehum cennetin tecri. Kehf suresinin sondan 4. ayette innellezine amenu ve amilus salihat en
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَ Firdevs cennetine, burada da yine aynı Firdevs cennetine gidecekleri anlatılıyor. Ve hem de orada ebedi kalacaklarına اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Terkiplerin uyumlarına baktığınız zaman anlaşılıyor ki netice itibariyle burada anlatılmak istenen salih amel kavramı işte bunlardır. Cenab-ı Hak bu incelikleri anlayarak Kur'an-ı Kerim'den bu derin manaları anlamaya, idrake muvaffak eylesin. Ve salih amel kavramı ile alakalı Kur'an'dan iktibasla bir dördüncü ana bölüm var. İnşallah onu da bir sonraki sohbette anlatarak dört ana bölüm içerisinde Kur'an'daki salih amel kavramını özetle şerh etmiş olacağız. Teşekkürlerimi sunuyor ve Allah'a emanet ediyorum.